aksalığı onun daha ziyade yerinde değerlendirilip yedi veren başaklar haline, yüz veren başaklar haline, 700 tane veren başaklar haline getirmekle olur. Uzun yaşamakla değil, kısa yaşamaya çok önemli şeyler sıkıştırma. İnsanlığın iftihar tablosu, yapılan hesap kameri hesapsa şayet 61 demektir. O kadar bile değil. Şems hesabıysa şayet 63 oldu. Hazreti Ebu Bekir ondan bir yarım sene daha eksik. Hazreti Ömer de tıpatıp öyle. Ama hayatlarını öyle değerlendirmişler ki onun maiz ve gamidiyeli kadın için kullandığı aynı tabiri onlar için kullanabilirsiniz. Yaşadıkları hayata terettüp eden sevap, fazilet, kurbet, Allah'a yakınlık, maiyete terettüp eden eltaf-ı ilahiye bütün insanlığa dağıtılsa herkese yeter ve artar. Her birininki öyle bereketli bir ömür yaşamışlar. 60 sene ama 600 sene yaşamadan daha bereketli olmuş. Niyetiyle insan, samimiyetiyle, vefasıyla kısacık ömrünü o hale getirebilir. Ve böylece ebediyete liyakatini ortaya koymuş olur. Çünkü orada ebedi mutluluk söz konusu. Ebedi saadet söz konusu. Ve insan için öyle yapmakla ebediyet için yaratıldığını sergilemiş olur. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Bin sene menkıbelerde bazıları hadis olarak da rivayet ediyorlar. Evet. Onun üzerinde durmayacağım. Hazreti Musa'ya Azrail aleyhisselam, belki Azrail aleyhisselam nezaret edecekti de öyle mukarrebinin ervahını Cenab-ı Hak doğrudan doğruya yedi rahmetiyle kabz eder. Onun için hak dostları kendi elinle verdiği şeyi al falan demişler. Nasıl verdinse öyle al. Çünkü hiç kimse ne Azrail, ne Mikail, ne İsrafil onun kadar merhametli olamaz. O Erhamur Rahimin, Eşfeuş Şafi'in, Ekremur Ekremin, Azül Aizza. Alacaksa o alsın demişler. Sen al demişler. Bu açıdan da Seyyidina Hazreti Musa, Azrail aleyhisselam gelebilir yani Cenab-ı Hak emanetini istiyor diye mesaj getirir ona. O da misyonuna bağlı olarak biraz daha der yani. Hala yontulması gerekli olan bu insanlarda çok şey var. Törpülenmeleri icap ediyor. Çünkü tih hadisesi esnasında ruhunun ufkuna yürür. Oysa ki gözünde tüllenip duran Mescid-i Aksa'nın fütuhatı vardır. Cenab-ı Hak o misyonla onu tavzif buyurmuş ve oraya yönlendirmiş. Ama gel gör ki kapının önüne dayanan insanlar فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّ هَا هُنَا قَائِدُونَ Sen Rabbin git savaş orada, biz burada başımızın keyfine bakıyoruz demişler. Dolayısıyla 40 sene, sene ile erbayın çıkarmış, çille çıkarmış, kıvam bulmuşlar. Belki iki nesil yetişmiş orada. Cenab-ı Hak onlara Yuşe bin Nun vasıtasıyla
Mescid-i Aksa'nın fethini müyesser kılmış. Misyonu adına daha uzun seneler istemiş Cenab-ı Hak'ta. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki, bir sığır neyse ki, diyor ki onun sırtına elini koy, elinin altına ne kadar tüy rastlıyorsa o kadar sana ömür vereceğim diyor. Bilmiyorum, ben saymadım yani, bir eli sığırın üstüne koyunca altına ne kadar tüy geliyor. 1000 mi 2000 olabilir herhalde. 1000 olabilir. Ya Rabbi diyor peygamber, sonra ne olacak? Sonra yine öleceksin diyor. Evet. Dünyadakilerin kaderi la yetebedden ve la yetegayyer. Öyleyse şimdi olsun diyor. Madem sonuçta olacak, şimdi olsun diyor. Öyle. Onlar bir yönüyle böyle nazedalı niyazlarıyla iç dünyalarını Rabbimize döküyorlar. O da onları çok sevdiğinden dolayı. Herkesi de sever de nankörlük yapıp kendi elimizle kendimizi sevilmemezliğe itmemek lazım. Evet, bunu Allah'a teslim ediyor. Gayeyi hayali yüksek mefkûresi Yuşa bin Nun'la, o Hazreti Hızır'la görüşmeye giderken yanında götürdüğü fetası, delikanlısı, fütüvveti temsil eden, o tasavvufta da bir ıslahtır. Temsil eden bir baba yiğit. Ona müyesser oluyor. Hazreti Musa da onu görüyordur. Benim dediğim oldu, arzu ettiğim oldu veya Rabbimin beni vazifeli kıldığı, bir misyon olarak beni yüklediği şey olduğuna göre kam yemem. Siz de, evet, antır parantez, öyle düşünmez misiniz? Yani ülkeniz, ütopyalarda bile tasvirine rastlayamayacağınız şekilde hakkaniyetin, adaletin, istikametin, mürüvvetin, insani derinliğin, refetin, şefkatin, birbiriyle kucaklaşmanın, birbirine saygı duymanın, anlayış farklılıklarına rağmen, farklılıklara ayaklar altına alarak, sevgide buluşmanın ülkesi olmasını arzu etmez misiniz? Zannediyorum, herhalde kendini öyle bir yanlışlığa salanların dışında onu arzu etmeyen tek bir fert yoktur. Öyle bir dünya. Herkesin birbiriyle kucaklaştığı, hatta düşmanlarıyla bile, yıkanlar hatırına şadımı, ya Rab şad olsun, benim için namurad olsun diyenler ver murad olsun. Bu anlayışta çok defa tekerrür eden bir söz. Efendim, aşıktır incitenden, incinme incitenden. Kemal'de noksanmış, incinen incitenden. İncinmeyenlerin ülkesi, incitmeyenlerin ülkesi. Ez kaza incinmiş de şayet, mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmayanların ülkesi. Öyle bir ülke, öyle bir şey olsun. Herkes birbirini kabul etsin, ben demesin, şirke girmesin, huya yürüme adına evvela ilk basamak olarak biz desin, biz, mübarek milletimiz, analarla lebalep dolu olan ülke, milletimiz, o mutlu olsun, o mesud olsun, orada herkes birbiriyle kucaklaşsın. Herkes birbirini davet etsin, birbirine çay içirsin, kahveler sunsun, yemekler yedirsin. Kendi saadetinden daha ziyade başkalarının mutluluğunu düşünsün. Saraylarını satsın, başkalarına bahşiş dağıtsın. Filolarını satsın, başkalarına bahşiş olarak kullansın. Böyle bir ülke istemez misiniz? Size rüyanızda dediler ki o yarın oluyor.
Size düşen şey artık bundan sonra benim yaşamamın anlamı yok. Vazifem, misyonum bitti. Benim de şöyle böyle bu oluşumda küçük bir dehlim olduğundan dolayı, karınca kadar, bir termit kadar. Sonradan birileri tarafından sen de epey bir hizmette bulunmuştun dediklerini duymamak için mezarı tercih etmek. Allah'ım bana ülkemi öyle ütopyalara aşkın hale getirdiğin günü gösterme. İlin alemin parmak kaldırıp bu da bu mevzuda bir şeyler yapmıştı demelerini duyurmadan emanetini al. Efendim, bu Hazreti Musa'nın ahlakı, bu ahlak sultanı insanlığın iftihar tablosunun hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ahlakı. O ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman üç tane irtidat hadisesi, yalancı peygamberler zuhur etmişti. Ruhunun ufkuna yürüdükten sonra çoğaldı, 11 tane oldu. Fakat geriye dönüp Hazreti Ebu Bekir'in arkasında, Ömer'in arkasında, Osman'ın arkasında, Ali'nin arkasında kenetlenmiş o toplumu, Allah karşısında duruyor gibi kemerbesteyi ubudiyetle en ağır vazifeleri, en ağır misyonları eda etmeye amade ve teşne bulunduğunu görünce tebessüm ederek öbür aleme yürümüştü. Artık bundan sonra benim yaşamamın bir anlamı yok. Nasıl olsa bu misyon eda edilecek. Misyon için, vazife için, gayeyi hayal için, ideal için dünyada durma. O eda ediliyorsa birileri tarafından artık benim yaşamamın anlamı kalmamış demektir. Vazifem bitti demek. Bir asker olarak bir an evvel tezkeremi doldursalar da ben de o diyar-ı ahire göç edip gitsem. Bir diyar-ı ahire göç edip gitsem. Evet, temel felsefemiz bu. Allah'ın lütfedeceği şeyleri, İstanbul'un fethini en son adım atılıncaya kadar takip etme. Kapılar aralandı, Bizanslar her birisi bir ine sindi. Tabi ine sinenler de burada gorille dönüşüyorlar. Evet, öyle olmuştu birisi için. 10 sene evvel öyle olmuştu, 10 sene sonra öyle olduğunu görüyorum ben şimdi. O nasıl ola ki diye düşünüyordum. Fakat öyle olduğunu şimdi görüyorum. Her birisi bir ine siniyordu orada. Herhalde Hızır Çelebi de, Ulubatlı Hasan da, Fatih Cennet Mekan da, galiba benim vazifem bitti artık. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nimel emiru emiruha demiş, güzel emir olmayı İstanbul'un fethine bağlamıştı. O da olduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatı benim hayatımın bir yönüyle kafiyesi oldu. Hayatın kafiyesi konunca artık o şiir bitmiş, o güfte sona ermiş demektir. Bana artık ahirete ait güfteleri orada seslendirmek düşüyor. Efendim, ilki de onun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet, kalbimiz bu duyguyla çarpıyor, çarpmalı ölünceye kadar. Muvaffakiyet ve zaferlerin hay huyunu duyabileceğimiz günlere erdirmesin. Fakat o günleri mutlaka getirsin. Mutlaka analarla dolu olan o ülkeyi sevindirsin. Ütopya yazarlarına, ütopya meğer böyle olurmuş dedirsin. Bunlar olduktan sonra artık vazifemiz, misyonumuz bitmiş demektir bizim. O kadar hasbi olmak, o kadar İsa ruhuyla hareket etmek, o kadar kendini ertelemek, ötelemek, adım adım geriye çekmek,
o kadar misyonu öne çıkarmak, olacak şeyleri öne çıkarmak, gayeyi hayale, değerler üstü öyle değerler atfetmek. Nezd-i uluhiyette hora geçen şey budur. Allah buna değer verir. Bunu kabul buyurur. İşte benim isteğim de buydu der. Yoksa falan yerin Fatihi, filan yerin bilmem nesi olarak filan, kalbiniz, sineniz o duyguyla atarak Allah'ın huzuruna giderseniz, bence beyhude, beyhude havanda su dövmüş olursunuz. Yap, et, eyle ve onu elinden geliyorsa sadece ona söyle. Evet. Birisi ehli dert için diyor. Ehli hal halini arz etmez Allah'a bile. Arz etmem halimi hem halim olan aha bile mısra ile başlıyor. Ehli hal derdini arz etmez Allah'a bile. Ya bir naz şeklinde, şikayet şeklinde olursa bu, o kadar ince, o kadar nazik davranır. Evet. Mesleğimizin esası bu. Birileri sizi böyle tanımamış, böyle bilememişler. Gezdikleri her yerde adeta salya atıyor gibi. Hakkınızda hiç de numarası durumu uymayan şeyler söyleyip duruyorlar. Terör mü desek bunlara, fırak-ı dalle mi desek, dinden dönmüşler mi desek, ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur resul ve ulul emir, kendilerini de ulul emir gördüklerinden dolayı, oysa ki o ulema-i benam, dünyayı ukvayı, makruti görüşle aynı noktada gören, değerlendiren ufuk insanlar. Kendini öyle gören zavallı, görmenin esiri zebunu olmuş, kendini görülmeye kurban etmiş zavallı. Efendim, Allah'ın o kadar teveccühüne rağmen hayatını bir müflis olarak yaşamış, öbür tarafta da müflis hadisin ifadesiyle. Müflis kime derler? Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da dünyadaki iflasa göre tarifini söylüyorlar. Hani imkanları olur, parası olur, malı olur, mülkü olur. Fakat beceremez onu. Dolayısıyla kaybeder her şeyi ve iflas eder. İflas bayrağı çeker. Efendimiz onu küçük iflas görüyor. Buna küçük iflas demiyor da ama küçük iflas görüyor onu. Müflis çok önemli şeylerle öbür tarafa gider. Falanın hakkını yemiş, filana zulmetmiş, filan hakkında iftirada bulunmuş, falan hakkında yalan söylemiş, mesavi-i ahlak adına neler varsa hepsini yapmış. Kendisini mühlikat, mukibat akıntısına salmış, öbür tarafa müflis olarak çıkmış. Varlıkla gitmiş öbür tarafa, dünya kadar varlığı var. Karun kadar serveti var. Fakat almışlar sevabını, hasenatını elinden, vermişler hakkını yediği kimselere, yüklemişler onun vebalini ve günahını onun sırtına. Kendi günahıyla beraber bir de başkalarının günahını sırtlanmış, işte asıl müflis budur. Evet, açtım biraz. Ama ifade buyurulan mazmun ve mantukun açılımıydı bu. O türlü müflis olarak burada iyi şeyler yaptım, çok ciddi kazanımlarla öbür tarafa yürüyorum ama dünya kadar başkalarının hakkı da sırtım da öyle gidiyorum. Onu çok iyi düşünmek lazım. Arpa kadar hakla öbür tarafa gitmemek için şakaklarımızı zonklatırcasına ızdırap duymalıyız. Kasıklarımızda sancıyı hissedercesine
bir arpa hakkı, tek bir arpa kadar hak. Ne kadar unutulmuş bu türlü şeyler Kabadokya'da. Hak diye bir şey yok, hukuk diye bir şey yok, adalet diye bir şey yok, insaf diye bir şey yok, izan diye bir şey yok, re'fet diye bir şey yok, şefkat diye bir şey yok. Dünya kadar mazlum, mağdur, mehcur, mahrum, mazur. Bütün imkanları elinden alınmış ve adeta bir müflis olarak sokağa salınmış. Gıdaya ağlayan çoluk çocuğu kalmış arkada. Eşi kalmış, yapayalnız. Bazen hanımını almışlar, bazen beyni almışlar. Mutlaka herkese bir zulüm yapmak için ellerinden gelen her haltı karıştırmışlar. Ve bütün bunları Müslümanlık argümanlarını kullanarak yapmışlar. Müslümanlık gelecek, herkes Müslüman olacak, herkes huzura erecek demişler. Kendileri adına da bir sürü halt etmişler. Herze yemişler. Dünyalarını berbat ettikleri gibi, çünkü tarihe öyle geçecekler. Amnofisler gibi, İbn-i Şemsler gibi, Ramsesler gibi, Stalinler gibi, Leninler gibi geçecekler tarihe. Lanet ile anılacaklar, bütün cebabire ile beraber, cebbarlarla, hotfuruşlarla beraber. Dünyada lanetle yad edilecekler. Ve bunlar öbür tarafta da karşısına çıkacak. Başını eğecek önüne. Ya leyteni lem ute kitabiye ve lem edri ma hisabiye. Ya leytaha kânetil qâdiye ma agnâ annî mâliye. Keşke kitabım verilmeseydi. Sol taraftan veya arkadan almasaydım. İçinde olanları görmeseydim. Keşke bu mal, menal, saray, villa, filo nedir? Yerin dibine bassın. Bunlar olmasaydı. Öyle gelmeseydim buraya. Ve defterimi onlar yazılı olarak burada rezül-ü rüsvay olmasaydım. Allah karşısında, Hazreti Resul-ü Zişan karşısında, kendilerine bir şey yaptım diye övündüğüm insanlar karşısında. Ya leyteni lem ute kitabiye ve lem edri ma hisabiye. Birileri beri tarafta gürül gürül, adeta meseleyi korudan seslendiriyor gibi. Hav mukra'u kitabiye, inni zenentü enni mülakin hisabiye, fehuve fi işetin râkiye, fi cennetin âliye, قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. O sevinçten gürül gürül bunları seslendirirken öbürü asa gibi iki büklüm olmuş. O saraylarını, o filolarını, o villalarını sırtına yüklemişler. Sen hırsızlıkla yaptın, haramilik ettin bunları, milletten çaldın. Kendine mal ettin. Çaldığını yüzüne vuranları sen hırsız gibi gösterdin. Onların üzerine gittin. Diş gösterdin. Salya attın. Al veballerini sırtına. Yürü şimdi gayyaya. Huzuhu fagullu. Sümme cehime sallu. Sümme fi silsiletin zer'uha. Seb'une zira'en fesluku. İnnehu kâne la yu'minu billahil azim. Bu güne inanmıyordu. Ve la yahut ala taamil miskin. Feleysa lehu'l yevme hahuna hamim. Ve la taamun illa min gislin. La ya'kuluhu illa'l khati'un. Baksınlar Kur'an-ı Kerim'e. Görsünler tefsirinde denen şeyleri. Orada karşılarına çıkacak şeyleri. O duruma düşürecekse bütün dünyanın size tek bir ferdinize verilmesi 5 para etmez. Aldanmış olursunuz. Leyteni lem ettehiz filanen halila. Ah keşke falanı,
falan tiranı, filan mülleri, falan haini dost edinmeseydim, arkasından sürü gibi gitmeseydim, dediğini etmeseydim, alkış bekliyordu, yapmasaydım, insan gibi davransa, insana yakışır şekilde hareket etseydim. لَقَدْ اَضَلَّنَا عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذِ جَاءَنِ Hak, hakikat bana hatırlatıldıktan sonra tuttum ben o tiranı, o haini, o münafıkı dost edindim. Sürüklendim, arkasından gittim. Kimseye değil, kendi kendime ettim. Bir öyle deme var, bir de böyle deme var. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَعِي اِلَى رَبِّكِ رَابِيَةً مَرْضِيَةً Ey itminana ermiş, Allah ondan razı, o Allah'tan razı, gönül itminanı huzuru içinde, اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ Rabbine dön, ondan gelmiştin. اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَابِيَةً مَرْضِيَةً Sen ondan, o da senden razı, dön ona. Nereye döndüğünü görüyorsun. فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي O benim, bana has kullarımın içine dön. وَدْخُل۪ي cenneti Sonra da cennete gir. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّوهُ Sallayıverin cehenneme yerinde. فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي cenneti Bunlar aynı sahnede, aynı mahşerde, aynı madele-i ulyada, mahkeme-i kübrada konuşulacak, edilecek, üzerinde durulacak şeyler. O günü bugünden çok ciddi hesap etmek lazım. O ağır hesap günü gelmeden evvel hesap günü o. Burada hesaplar, defterler sağlam tutulursa oraya iflas etmemiş olarak gideriz. Burada defter sağlam tutulmazsa, Hazreti Ömer Efendimiz'e nispet edilir bir söz. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden evvel her gün kendinizi birkaç kez hesaba çekiniz. Var mı zimmetinizde bir arpa kadar haksızlık, bir karınca ağırlığında, bir karıncanın kanına girme kadar bir ağırlık var mı? Bu zaviyeden meseleye bakın. Mübalağa yapmıyorum ki. Zilzal suresine bakın. O icmali surede kıyamet kopmasından herkesin akıbetine, iyinin iyi akıbetine, kötünün de kötü akıbetine kadar her şey adeta Kur'an'ın hulasası gibi anlatılıyor. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالِهَا dedikten sonra meseleyi yine çekip mizana götürüyor. Teraziye, kantara götürüyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Atom ağırlığı, zerre ağırlığı hayır yapmışsa görür onu. Karşılığını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Zerre kadar şer yapmış, birinin hukukuna tecavüz etmiş, birine zulmetmiş, vehimlere binaen, paranoyalara dayalı olarak elin alemin hukukuna girmiş, adaleti ayaklar altına almışsa, o da onu görür. Nereye kadar görür? Atom ağırlığındaki cinayetine kadar görür. Kaldı ki bazı kimselerin yaptığına bakınca, o şairi şehirin sözü insanın aklına geliyor. Ger beni bu günahlarla tartarsa Hazreti Deyyan, o Rahman diyor. Onun mülahazasını da takdirle karşılıyorum. Farklı bir espri var orada. Ger beni tartarsa bu günahlarla Hazreti Deyyan. Çünkü Yevmüddin o gün. Ceza günü. Herkesin hesabının görüldüğü gün. Kırılır arsayı mahşerde mizan, terazi kırılır,
benim bu halim karşısında. Evet, bu günahlarla, bu veballerle sen o filoları versen, o sarayı bile versen, o günah, o veballer karşısında öbür tarafta kantarı, teraziyi kıracak bir mesaviyle halk karşısında, insanlık karşısında rezil olacaksın. Keşke bunları görmeseydim. Keşke bunları yapmasaydım. Bin defa keşke diyeceksin ama fakat bu keşkeler, evet bir espri yapayım. Müsaade ediyor musunuz? Bir keşke kadar bile kıymet ifade etmeyecektir. Evet. Sen baştaki sözlerin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlattı. Kuyuda, hapiste, çok sıkıntılı zamanlarda değil de dünyanın kendisine düştüğü bir anda ölüm işi. Evet. Vazife, misyon bitti. Bayılmama, hepsinin ayrı bir güzelliği var. Bir rüçhaniyeti var. Hazreti Yusuf'ta öyle bir kalp var ki, böyle zannediyorum, bir tabur melaike-i kirama taksim edilse bize fazla geldi derler. Öyle bir kalp var onda. Fakat düşünün yani, orada bir yönüyle nazır oluyor. Bir dönemde bir nazırın evinde neşet ediyor. Bir vekilin, maliye vekilinin evinde neşet ediyor, büyüyor, zindan yaşıyor. Sonra o konumu ihraz ediyor. وَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيذٌ عَلِيمٌ diyor. Beni hazinelerin, mali meselelerin üzerinde nazır tayin et. Ben o meseleyi Allah'ın izniyle iyi bilirim. Ve aynı zamanda o mevzuda da kimsenin hukukuna tecavüz etmem, bir hafizim diyor. Zat-ı Uluhiyete ait bir isim, hafiz, hafizim diyor. O adam da onun o karakterini sergüzeşti hayatıyla çok iyi okuduğunda hemen tavzif ediyor. Ve çevre onun için açılıyor, onu da Kur'an-ı Kerim diyor. Artık her yerde sözü sazı geçen bir insan haline geliyor. Düşünün yani, çok temkinli, dikkatli hareket ediyor. Temkin, tasavvuf merahilinde son basamak. Temkinli hareket ediyor. O işe gelir gelmez hemen kardeşlerini çağırabilir. Bünyamin'e ben burada, efendim yeni eski ahitte Benjamin. Hemen gel, ben senin kardeşinim Yusuf, bilesin. Babasına ağlıya ağlıya katarakt olmuş, mucize olarak gözleri açılıyor. Allahu alem. Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman ateşin yakmadığı o gömlek onun sırtında onu korumuş Yusuf. Onu korumuş. Öyle diyorlar. Bu bizim Kur'an ve sünnet kaynaklarında sağlam rivayet edilmediğinden mülahaza dairem açık. Onu gözlerine sürünce gözleri açılacaktır onun. Fakat babacığım, ben Yusuf'um. Sen de senelerden beri benim için gözyaşı döktün, ağladın. Gel artık, Mısır'da bir konumum var, bir makamım var demiyor. Öyle tedbirli, öyle temkinli hareket ediyor ki, gelecek babası oraya, o peygamberlik misyonunu eda edecek. Kendisi de peygamber. Kardeşleri de ettiklerine bin pişman bir yönüyle, onun çizgisinde. Onun diyeceği, edeceği şeylere adeta teşne, ne derse harfiyen onu yerine getirecek şekilde orada bir yönüyle Kahire'den başlamak üzere bütün Mısır'a seslerini, soluklarını duyurma adına öyle hareket ediyor. Acele etmiyor orada. Meseleyi hep misyonuna bağlıyor. Yoksa içi yanıyordur. Babası içi yanıp gözlerinden yaş döktüğü gibi ağlaya ağlaya gözlerini kaybetmiş. Kendisinin de ciğerleri yanıyordur o mevzuda. Fakat onlarda misyon önceliği vardır. Vazife önceliği vardır. Dolayısıyla bir gün geliyor. Hakikaten onlar rahatlıkla geliyorlar. Mısır halkı da seve seve bağırlarını açıyor. Çünkü onlara mutlu gün yaşatıyorlar.
aynı zamanda mali şey, ekonomik durum çok önemlidir. Önemli faktörlerden birisidir. Bir ülkenin bazen batması için ekonomik batma yeter artar. Ela aleme laşma mecburiyetinde kalırsınız. Şimdi bir ülkenin sağdan soldan para dilenmeye başlaması gibi bir şey olur. Açıkları kapama adına, yalancı avukatla tutma adına sağa sola paralar saçtığından dolayı hazinenin canını okunmuş. Evet, dolayısıyla çok ciddi bir medyuniyet duyuyorlar ona. Sonra onlar gelip oturunca sen de, baban da, kardeşlerin de başımız üzerinde falan diyorlar. Bakıyor ki artık bu çark dönüp duracak. O misyon Allah'ın izni inayetiyle eda edilecek. Hazreti Musa döneminde Mümin-i Ali Firavun demiyor mu? وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ Bundan evvel Yusuf da gelmişti. Bazılarınız onun hakkında şüpheye düşmüştünüz. Demek ki Mısır halkı Hazreti Yusuf'la, Hazreti Yakup'la, Bünyamin'le, Yahuda'yla bir yönüyle orada hakkı hakikati tanıdı, Allah'a teveccüh ettiler. O gemi işleyince, artık o çağlayana gemi salınınca, o deryaya doğru akıp gidince, ona doğru akıp gidince, demek ki benim misyonum bitti artık. Bana da gitmek düştü diyor. Rabbi kad ateyteni minel mülk ve allemteni min tevil hadis fatiris semavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahire diyor. Allah'ın lütfettiği şeyleri sayıyor, tadad ediyor. Bana şunu da verdin, şunu da verdin, şunu da verdin. Teveffeni müslimen ve elfekni bis salihin. Şimdi beni Müslüman olarak öldür ve salih olarak salihlere ilhak eyle beni. Cedlerime, Hazreti İshak'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Adem'e beni de ilhak eyle. Hayatını misyonuna bağlı yaşıyor. Vazife yapıyorsam ben, bir anlamı var dünyada durmanın. Misyonumu eda edemiyorsam, onu anlatamıyorsam, Efendimi sevdiremiyorsam, Allah'ı sevdiremiyorsam, ben kavaktan bir farkım yok demek. Bir odundan bir farkım yok. Bazı Doğu Anadolu dillerinde dedikleri kerandan bir farkım yok demektir. Keran. Evet, Yusuf böyle bir baba yiğit. Hayat boyu sesleri, solukları bahar içindir. Nev bahar derler, inlerler. Bahar onların dillerinde yakıcı bir name ve dirilten bir sihirdir. Bahar rüyaları görür, bahar hülyalarıyla oturur kalkar. Ütopyalara aşkın bir dünyanın rüyalarını görürler. Ama gün doğup da ortalık ağarınca ve her yanda güller, çiçekler çığlık çığlık naralar atıp gamzeler çakınca onların da sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa sola savrulur dururlar. Çünkü onlar dünyayı ukba buğutlu donatmak için vardırlar. Donanmış bir dünyada ise kendilerini etnografik müzeleri süsleyen eşya gibi görürler. Kalp balanslarını hizmet ruhuna göre ayarlamış insanları eşya olmaya ikna etmek çok zor olsa gerek. Onlar müzelik varlıklar değillerdir.